Birinci soru. Rukiye öğretmenin geometri dersinde yaptığı bir etkinliğin adımları aşağıda verilmiştir. Dik koordinat düzleminde merkezleri sırasıyla 0,8 ve 0,10 noktaları olan ve orijinden geçen iki çember veriliyor. Büyük çemberin küçük çembere teğet ve x ekseninde paralel olan kirişi çiziliyor. Bu kirişin uzunluğu kaç birim olur diye sorulmuş. Dik koordinat düzleminde bunu göstermeye çalışalım. Merkezi 0'a 8. Mesela şu noktamız olsun. Burası 8 birim. Merkezi 0'a 10 noktası olan çemberimizin merkezi şurası. Demek ki burası 2 birim kalıyor. Burası M merkezi çember. Burası O merkezi çemberimiz olsun. M merkezi çemberimizi çizersek eğer şu şekilde diğer çemberimizi çizersek O merkezli 10 santimetre yarıçaplı şu şekilde. Büyük çemberin küçük çembere teğet ve x eksenine paralel olan kirişi demek şu demek. Küçük çembere teğet olacak şekilde bu kiriş çizmiş olduk. Çap teğete dik olduğu için buraya da 90 derecemizi koyabiliriz. Orijinden geçecek. İkisi de merkezleri 0'a 8, 0 olan 10 olan iki çember bu şekilde çizilir. Yarıçapı 10 birim olan yani merkezi O noktası olan çemberin yarıçapını bir de şöyle çizebilirsek. Burası da yine 10 santimetredir. Büyük küçük çembere bakalım. Küçük çemberin yarıçapı 8 birim. 8 birim de burası olmak zorunda. M merkeze dikkat edersek buraya 6 birim kalacaktır. 6, 8, 10 üçgenimizi görmeye çalışalım. Çemberin merkezinden kirişe dikenildiği için kiriş iki eş parçaya bölünür. Sol parça da 8 olur. 8 artı 8 bize sorulmakta. Cevabımız 16 birim olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. İkinci soru. X eksenine 8, 0 noktasında teğet olan bir çemberin Y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 30 birimdir. Bu çemberin çevre uzunluğu sorulmuş. Dik koordinat düzleminde göstermeye çalışalım. X ekseni ve Y ekseni. 8'e 0 noktasında teğet, Y ekseni de iki noktada kesecek. Şu şekilde bir çember çizebiliriz. X'e 8 0 noktasında teğet. Demek ki burası 8 santim, 8 birimdir. Şu kestiği noktalar arasındaki uzaklık da 30 birim verilmiş. Çemberimizin yarıçapı gerekli. Merkezini işaretlersek O noktası olsun. Kirişe inilen dikme kirişi iki eş parçaya böler. 15 birim. 15 birim. Merkezi teğete birleştirirsek yarıçap teğete diktir. 90 derece. Dik koordinat sisteminden burası da 90 derece olduğu için bir dikdörtgenimiz var burada. 8 birim yukarıya da taşıyabiliriz. Şu yarıçapımızı çizersek eğer 8, 15, 17 özel üçgenini yakalamış oluyoruz. Demek ki çemberimizin yarıçapı 17 birim. Çevre uzunluğunu 2 pi r şeklinde buluyorduk. R'miz de 17 olduğuna göre 2 kere 17'den cevabımız 34 pi'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. Üçüncü soru. Dik koordinat düzleminde 0,6 noktasından geçen bir çember x eksenini 12 0 noktasında teğettir. Bu çemberin yarıçapı kaçtır diye sorulmuş. Dik koordinat düzleminde göstermeye çalışırsak x ekseni y ekseni 0,6 noktası y ekseni üzerinde bir nokta. Buraya 6 birim dersek 12'ye 0 noktası x ekseni üzerinde bir nokta. 6 0 noktasından geçecek çemberimiz 12 0 noktasında da teğet olacak. Şöyle bir şey çizebiliriz. Bu şekilde bir çemberimiz var. Buraya da 12 birim yazabiliriz. 12 0 noktasında teğet. Çemberimizin merkezini işaretlersek M merkezli bir çemberimiz olsun.
Merkez teğete birleşirse diktir. Yarıçap teğete diktir. Buraya da R demiş olalım. Yine Y eksenine doğru bir dik inersek 12 dik koordinat sisteminde olduğu için yukarıya da yazabiliriz. Sağdaki R'lik uzunluğu sola da yazarsak üst kısmımıza R eksi 6'lık bir uzunluk kalır. Çembere doğru M merkezden bir yarıçap daha çizersek eğer burada bir dik üçgen yakalamış oluyoruz. Bu dik üçgende R yerine 15 yazarsak özel üçgenimizi yakalıyoruz. 9, 12, 15 üçgeni. Demek ki çemberimizin yarıçapı 15 birimmiş. Doğru cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru. Dik koordinat düzleminde verilen bir çember x eksenini yalnızca 9, 0 noktasında, y eksenini ise 2 noktada kesmektedir. Bu dik koordinat düzleminde gösterirsek şu demektir. Şöyle x eksenini yazarsak y ekseni. X eksenini yalnızca 9, 0 noktasında kesmek demek teğet demek. Y eksenini 2 noktada kestiğine göre çemberimiz şu şekildedir. Burası 9 noktasıdır. Yani 9 birimdir. Y eksenini 2 noktada kestirdik. Kestiği noktalar arasındaki uzaklıkta 24 birim olduğuna göre bu çemberin yarıçapı kaçtır diye sorulmuş. Merkez işaretlersek yine M merkezi çemberimiz olsun. Kirişe dik inersek kiriş iki eş parçaya bölünür. 12 birim. 12 birim. Merkez ve teğet gördük. Birleştirirsek 90 derece olur. Dik koordinat sistemi. Yine bir dikdörtgen elde etmiş olduk. Yukarıya da yine 9'u çıkartabiliriz. Bir de yarıçap çizebilirsek 9, 12, 15 özel üçgenimizi görmüş oluyoruz. Çemberimizin yarıçapı da 15 birimdir. Doğru cevap D seçeneğidir. Beşinci soru. Çemberin x eksenini kestiği noktalar A ve B, y eksenini kestiği noktalar C ve D olduğuna göre ABCD dörtgenin alanı kaç birim karedir denmiş. X eksenini kestiği noktalar için y'ye 0 verilir. Y eksenini kestiği noktalar için de x'e 0 verilir. X eksenini kestiği noktalar için y değeri 0 olarak alınırsa karşımıza şöyle bir denklem geliyor. X kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 şeklinde. Çarpanları ayırmamızı yaparsak ikisi de eksi olacak. Ortayı verebilmesi için 1'e 0 noktasıyla 3'e 0 noktasını elde ettik. Biri A noktamız, biri de B noktamız olsun. Y eksenini kestiği noktalar için de x'e 0 verilir. X'e 0 verdiğimiz zaman karşımıza şöyle bir denklem çıkacak. Y kare eksi 4y artı 3 eşittir 0. Buraya y diye, burada 1'e 3 diye ayırırsak yine. Buradan da 2 nokta 0'a 1 noktası ile 0'a 3 noktasını elde etmiş oluyoruz. Bunlardan biri C noktası, biri de yine D noktası. Bu noktaları dik koordinat düzleminde gösterirsek eğer A noktası 1'e 0. Şurada bir yerde olsun. B noktası 3'e 0. Yine şurada bir yerde olsun. C noktası 0'a 1. Burası yine 1 noktamız. D noktası 0'a 3. Şöyle bir nokta. Bu noktaları birleştirirsek ABCD dörtgeni elde ediyormuşuz. Birleştirelim. Bu dörtgenimizin alanı sorulmakta bize. Şuradaki açılarımızın 45-45 olduğuna da dikkat edelim. Burada 90 derecemiz de var. 1 birim, 1 birim. Komple de 3 birim, 3 birim. Bu dörtgenimizin alanını şöyle bulabiliriz. Kenarları 3'er birim olan dik üçgenin alanı 3 çarpı 3 bölü 2 eksi. Kenarları 1 birim olan küçük dik üçgenimizin alanı 1 çarpı 1 bölü 2.
9 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkartırsak 8 bölü 2, bu da 4 birim kare yapacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Altıncı soru. Çemberlerine dıştan teğet ve yarıçapı en küçük olan çemberin merkezinin koordinatları toplamı sorulmuş. İki çemberi koordinat düzleminde göstermeden çizmeye çalışalım. Şöyle merkezi x kare y kare artı 9, merkezi 0'a 0, yarıçapı 3 birim olan bir çember. Diğer çemberimizi çizersek, bu çemberimizin merkezi 9,12. Kareler içerisindeki ifadeleri sıfıra eşitlediğimizde çemberin merkezini elde etmiş oluyoruz. Yarıçapının da 10 olduğunu anlıyoruz. Buradaki sayıların karekökü de bize yarıçapları verir. Küçük çemberimizin yarıçapı 3, büyük çemberimizin yarıçapı 10 birim. İki nokta arası uzaklıktan merkezler arası uzaklığa dikkat edersek 9, 12, 15, merkezler arası uzaklık 15, yarıçaplar 3 ve 10. Demek ki buradaki boşluğa 2 birim kalmakta. İki çembere de dıştan teğet, yarıçapı en küçük olan çemberimiz şudur. Merkezini işaretlersek yarıçapın 1 birim olduğunu anlıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yedinci soru. Kare içindeki ifadeyi sıfıra eşitlediğimiz zaman x eşittir 4. Bu bize merkezi vermekte. Y karenin herhangi bir sayısı olmadığı için 4'e 0 merkez noktasıdır. M noktası 4'e 0'sa yarıçapımız 4 demektir. Buralarda ikişer birim demektir. Merkeze birleştirirsek yarıçap. C noktamızı merkeze birleştirirsek yarıçap. Buradaki dik üçgene dikkat edelim. 90 derece 4'e bakarken hangi açımız 2 birime bakar, yarısına bakar? 30 derece. Burası da 60 derecedir. Aynı mantıktan bir altındaki açımız da 60 derece olacak. Buradaki boyalı alanımızı, taralı alanımızı şöyle bulacağız. 120 derecelik komple dilimimizden AMC üçgenini çıkartacağız. İlk önce dilimin alanı, alan, dilim eşittir. Pi 4'ün karesi 120 bölü 360, yani 16 pi bölü 3. Alan AMC üçgeni sinüslü alan formülümüzden 1 bölü 2 kenarlar çarpılır. Sinüs 120. Sinüs 60'a eşit. Kök 3 bölü 2. Buradan 4 kök 3 geldiğini anlıyoruz. Dilimimizin alanından 16 pi bölü 3'ten üçgenimizin alanını çıkartırsak 16 pi bölü 3 eksi 4 kök 3. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Sekizinci soru. Şekildeki dik koordinat düzleminde bir eşkenar dörtgen verilmiş. Bir de A 3'e 4 noktası verilmiş. B merkezli AC yaylı çemberin denklemi sorulmakta. A 3'e 4 noktası olduğuna göre x eksenine baktığımız zaman 3'ü göstermeli. Boyu da 4 birim olmalı. 3, 4, 5 üçgenimizden demek ki eşkenar dörtgenimizin kenarları 5'er birimmiş. Bu arada çember yayımızın B merkezli çember yayımızın yarıçapı da 5 birim oldu. Merkezimizin koordinatlarını bulmaya çalışırsak buradan yine dikindiğimiz zaman soldaki 4'ümüzü sağa taşıdık. 3, 4, 5 üçgenini elde ettik. Buna göre merkezimizin ordinatı 4 birimdir. Apsisine bakarsak buraya kadar 5 birimdi zaten. Eşkenar dörtgenin bir kenarı. Bir de üçümüz var. Demek ki apsisimiz de 8'e 4. Çemberin denklemini şöyle yazıyoruz. Merkezimiz x, 8 ve 4 olmak üzere apsis ve ordinatlarımız x eksi 8'in karesi
artı y eksi 4'ün karesi eşittir 5'in karesi şeklinde. İki nokta arası uzaklık yazar gibi. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Dik koordinat düzleminde merkezi x eşittir 2 doğrusu üzerinde olan bir çemberin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre bu çemberin çevresi kaç birimdir? Çemberimizi dik koordinat düzleminde çizmeye çalışalım. Y eksenini kestiği noktalar arası dediği için y ekseni iki noktada kesecek demek ki. Şöyle bir çember çizmiş olalım. Merkezi x eşittir 2 doğrusu üzerindeymiş. Şu şekilde. O merkezli x eşittir 2 doğrusu bu şekilde. Burası 2 birim olacak şekilde çizebiliriz. Y eksenini kestiği noktalar arası da 6 birimmiş. Merkezden kirişe doğru dikinerse kirişimiz iki eş parçaya bölünecek. 3 birim 3 birim. Aşağıdaki ikimizi yukarıya çıkartabiliriz. Dik koordinat sistemi olduğu için dikdörtgenimiz var. 2 ve 3'ten yarıçapımızı bulabiliriz. Pisagor teoreminden 2'nin karesi 3'ün karesi yarıçapımız kök 13 birim gelecektir. Çemberimizin çevresi 2 pi r'den r'miz de kök 13. 2 kök 13 pi gelecektir. Doğru cevap D seçeneğidir. Onuncu soru. X artı 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 400 çemberinde 24 birim uzunluğundaki kirişlerinin orta noktalarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Çemberimizi dik koordinat düzleminde göstermeden çizelim. Şu şekilde. 24 birimlik kirişleri de şu şekilde olsun. Bunlardan birkaç tanesini çizmiş olalım. Şöyle. Bunların uzunlukları 24 birim, 24 birim. Çemberimizin merkezi kare ifadelerin içerisindeki ifadeleri sıfıra eşitlersek eksi 2'ye 1'dir. Merkezden kirişe inilen dikmeler kirişimizi iki eş parçaya böler. 12, 12. Yine diğer kirişimize de dikinersek burası da 12 birim, 12 birim parçalanacak. Yarıçapımız da buradaki sayımızın kareköküdür. 400'ün karekökü 20. Bir de yarıçap çizdiğimizi düşünürsek şu şekilde. 12, 16, 20. 3, 4, 5 üçgenimizin 4 katı özel üçgenimiz karşımıza geldi. Bu dik uzunlukların hepsinin 16 birim geleceğini görmeye çalışın. Bize de bu orta noktaları birleştirmemiz söyleniyordu. Biz sadece iki tanesini gösterdik. Merkezi eksi 2'ye 1 olan ve yarıçapı da 16 birim olan bir çember oluşturur bu noktalar. Merkezi eksi 2'ye 1 yarıçapı da 16 birim olan bir çember oluşturur. Bu orta noktalar. Tepesine yine x, y yazıp iki nokta arası uzaklık mantığından çemberimizin denklemi şöyle yazılabilir. X artı 2'nin karesi y eksi 1'in karesi eşittir yarıçapımızın karesi. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. On birinci soru. A noktası 6 köküce 0 verildiği için şu kısmı 6 köküç birim yazabiliriz. Çemberimize iki tane teğet çizilmiş O noktasından. İki teğetin arasından merkezden geçecek şekilde bir doğru fırlatırsak bu açıortay olmak zorundadır. 30 derece 30 derece. Merkez teğete diktir. Yarıçap teğete diktir. 60 derece 6 köküç birime bakmış. 36'ya bakar. Çemberimizin yarıçapı 6 birim olacaktır. Doğru seçenek E seçeneğidir. On ikinci soru.
ABCD noktaları verilmiş dik koordinat düzleminde. Bu noktaları köşe kabul eden ABCD ikizkenar yamuğunun bütün köşeleri AB çaplı çemberin üzerindedir. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye sorulmuş. Dik koordinat düzleminde göstermeden çözmeye çalışalım. Çemberimiz bu şekilde olsun. AB çapımızı çizmiş olalım. A noktası, B noktası. A noktası 3'e 15. B noktası verilmemiş. C noktamız 30'a 24. Şurada bir yerde seçelim. D noktamız apsisi daha küçük olduğu için o da sol tarafta olsun. ABCD yamuğumuzu çizmiş olalım. C noktası 30'a 24. D noktası 6'ya 24. Burada şimdi yamuk olduğu için bu iki kenar birbirlerine paraleldir. 24 noktaları da değişmemiş. İkisinde de ordinatlar aynı. Demek ki aşağıdaki doğru da bunlara paralel olduğu için buradaki ordinatlar da birbirlerini tutmalı. Buradan hareketle y ordinatına direkt 15 diyebiliriz. X'i bulmak için de merkezden faydalanalım. Burada bir merkez işaretlersek, o merkezli çemberimiz olsun. Y'leri değişmediği için bu merkezimizin y'si 15'tir. X'ine de k diyelim. O ve c arası bir yarıçaptır. O ve d arası yine bir yarıçaptır. Bu yarıçapların eşitliğinden k'yi bulmaya çalışalım. İki nokta arası uzaklıktan O ile D noktası arasında yarıçapımızın uzunluğunu yazarsak O ile D noktaları K eksi 6'nın karesi iki nokta arası uzaklık formülümüzden 24 eksi 15'in karesi yani 81 olacak. Bunun karekökü. Yine aynı şekilde R'mizi O ve C noktalarından bulalım. K eksi 30'un karesi artı 9'un karesinden 81 gelecek ve karekök. Burada karekökler sadeleşecek. 81'ler birbirlerini götürecek. Demek ki k eksi 6'nın karesi eşittir k eksi 30'un karesine. Bu ifadede ya içerideki parantezler birbirlerine direkt eşittir. K'lerin götürdüğüne dikkat edin. Ya da birbirlerinin eksilisine yani k eksi 6 eşittir karşı tarafın eksilisi. Buradan 2k eşittir 36'dan k'mizin 18 geldiğini anlıyoruz. Demek ki merkezimizin koordinatı 18'e 15 noktasıymış. Şimdi apsislere dikkat edelim. 3'ten 18'e 15 artmışsa eşit uzaklıklarımız var burada. Yine 18'den de 15 artacaktır. X koordinatımız 18 artı 15. Yani 33 olacaktır. Demek ki B noktamız 33'e 15 noktasıdır. Koordinatlar toplamı da 48 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir.